Evet sevgili seyirciler, Ayvalık'ta gezintimiz devam ediyor. Çamlık 87 Otel'deyiz. Otel sahibi Sayın Uğur Bek'le birlikteyiz. Tabii ki Ayvalık'ta bir evimiz var diyorsanız Çamlık 87 Otel'e geleceksiniz. Bakalım tarihi, turizmi, kültürü nelerdir? Uğur Bek'ten dinleyeceğiz. Merhabalar Uğur Bey. Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Biz 70 yıllık bir turizmci aileyiz. Çeyrek asırı geçkin. Aynen öyle. Bu otel de bize dedemizden kalma. Mübadele zamanında Ayvalık'a geldiğinde 13 yaşındayken burası onun ilk eviymiş. Daha sonra eklemelerle bu otel meydana gelmiş. Evet. Dolayısıyla uzun süredir Çamlık 87 Otel, eski Berk Otel ismiyle de bilinir. Bizim aile otelimizdir. Biz de bu oteli 2 sene önce bir renovasyona soktuk. Komple elden geçirdik. Temiz, ferah, nefis manzarası olan bir otel haline getirdik. Yalnız burası iki konseptli. Ön tarafı denize bakıyor, arka tarafı çamların içerisine bakıyor. Evet. Yani insanlar deniz, kum, güneşten sıkılanlar arka taraf odayı tercih ediyorlar. Ama yok ben denizi görmek istiyorum, kahvemi, çayımı burada içmek istiyorum diyorlarsa ve ön tarafa geçiyorlar. Kesinlikle. Bunun içeriğini anlatır mısınız? Tabii zaten Çamlık 87 ismimiz oradan gelmekte. Burası Çamlık mevkii ve kapı numaramız da 87 numara. Ayvalık'taki adresiniz. Evet. Dolayısıyla arkamız çam ormanı olduğu için arka odalarımız çam ormanı manzaralı. Ön odalarımızda gördüğünüz gibi bu müthiş Ayvalık iç deniz manzaralı. Karşımız Cunda Adası, sağ tarafımız Ayvalık merkez ve buraları da Tımarhane Adası olmak üzere bu iç deniz her tarafımızı çevirmiş durumda burada. Hiç buraya gelmemiş, misafir olmamış tatilcilere ne gibi mesaj vermek istersiniz? Valla Ayvalık'a gelmemiş olanlar bir kere çok şey kaybetmiş demektir. Bence de. Bir an evvel gelmeleri lazım. Tabii ki Çamlık 87 Otel denince kendi eviniz gibi Ayvalık anlatılmaz yaşanır. Ekonomi dünyası devam ediyor, bizden ayrılmayın.